Edebiyat nasıl çalışır? Mef'ulü, mefa'ilü, ah, kefalüfü. Şiir, hikaye, roman, tiyatro. Var olmak mı, olmamak mı? Budur işte sorun. Bu dört ünitenin tüm konularının 9, 10, 11, 12'ye bölünülerek... Okuma kültürü açısından çok böyle yoğun bir hayatım olmadı. Yazıklar olsun. Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün sizinle edebiyat nasıl çalışır? Mef'ulü, mefa'ilü, ah, kefalüfü. Türkçe nasıl çalışır? Bu süreçle ilgili özellikle sınav sürecinde ve ara sınıflarda, 9. sınıflarda, 10. sınıflarda ve 11. sınıflarda edebiyatla ilgili alanındaki en uzman arkadaşlarımızla sizleri buluşturuyoruz. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni arkadaşımız Jüride Hocam'la bugün edebiyatla ilgili sorularımız olacak. Onunla bir sohbet havasında İnşallah bir görüşmemiz gerçekleşecek. Ben hemen uzatmadan Jüride Hocam'a döneyim. Jüride Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba Hocam. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim hocam. Teşekkür ederim. Biz şimdi böyle öğrenci arkadaşlardan çok fazla sorular geliyor. Edebiyatla ilgili, süreçle ilgili. Özellikle sınavın belki de en önemli lokomotiflerinden birisi. Hatta en önemlisi diyebilirim. Özellikle son 3 yıldır sınavlarda Türkçe, yani Türkçe ve eşit ağırlıkların da ana dersi olan edebiyat son derece önemli bir nokta. Edebiyatla ilgili özellikle çalışma sürecinde neler gerekli? Edebiyata bakış açımız nasıl olmalı? Biraz böyle edebiyatla ilgili sizinle sohbet etmek istiyorum. Edebiyat sözel. Sözel derslerin mantığının ben her zaman yazarak çalışma olduğuna inanırım. 9. sınıfta liseye gelen öğrencinin ilk etapta karşılaştığı, Türkçeden farklı olarak karşılaştığı tabii ders olarak görüyoruz edebiyatı. Bazen işin içinden çıkamadıkları zamanlar oluyor. Ama her şey olduğu gibi bence edebiyata da bir bütün olarak bakmakta fayda var. Yani bunu bölüp bölüştürüp 9'u, 10'u, 11'i ne yaptığını bilen herkes bence çok başarılı olabilir. Edebiyatta aynı şey söz konusu ki edebiyatı sevdikten sonra belki alan olarak tercih edenler olacaktır 10. sınıftan itibaren. Bu nedenle bir bütün halinde algılamakta fayda var diye düşünüyorum edebiyatı. Ben hep bir sözel kafalıydım. Dolayısıyla sözelcilerin yazarak çalışınca daha başarılı olduklarına inanıyorum. Nedendir bilemiyorum. Evet, yazarak çalışma bu edebiyatta o zaman son derece önemli. Şimdi sözünüzü kesin. Tabii, buyurun. Arada bir şey daha söyleyeyim. Edebiyat böyle çok ezber bir şey gibi görünür aslında. Çok fazla ezberlenecek şey varmış gibi gelir insana. Aslında öyle değil. Her şeyin bir mantığı olduğu gibi edebiyatın da bir mantığı var. O iskeletine hakim olduğumuz anda edebiyatta cevaplanmayacak soru yok. Bunu özellikle baştan söylemek istiyorum ki işte gözü korkanlar ya da ne yaptığını bilmediği için o havuzun içine düşüyor ister istemez. Eserler, yazarlar, dönem bilgileri. Çok kalabalık gözüküyor öğrencinin gözünde o zaman. Yani diyor ki konu çok fazla. Acaba yetiştirir miyim? Evet. Yani edebiyatı böyle çok derya deniz gibi görüyor. Evet. Ama sınav sürecinde de ben şunu da gördüm. Özellikle edebiyata böyle gerçekten ciddi manada yaklaşan neyin nerede olduğunu özellikle önce kavrayan arkadaşlar bakıyorsunuz süreci çok iyi bir şekilde yürütebiliyor. Kesinlikle. Özellikle bunu ben netlerde de çok gördüm hocam. Kesinlikle yani, doğru söylüyorsunuz. Gerçekten böyle ciddi manada neyin nerede olduğunu bilip bir de her ders için aslında bu geçerli. Evet. Yani biraz emek isteyen bir tabii kısım. Ki, tabii ama ki. En temel dersimiz. Tabii okuduğunu anlamayan fizik sorusu çözebilir mi? Matematik sorusu çözebilir mi? Evet. Dolayısıyla en başta yapmamız gereken bir kere okuduğumuzu nasıl anlıyoruz? Bunu bir bütün olarak diyorum ya. O bütünün ne olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ben bunun cümlenin ögeleri kısmını öğreneyim de zamirleri bilmeyeyim gibi bir şansımız yok. Edebiyat için de aynı şey. O metni okuduğunuzda bunun bir bütün oluşturduğunun farkında olmamız gerekiyor. Cümlenin ögesini bir edebiyat metni okurken de anlayabilecek vaziyete geldiğimizde zaten çözülmeyecek soru kalmıyor. O bütüne vakıf olabildiğimiz zaman çok başarılı oluyor. Ben de bir lisede öğretmenlik yapıyorum. Bunları deneyimleyerek söylüyorum üstelik de. Bu noktadan başlamakta, olayı böyle görmekte bence fayda var. Şimdi edebiyatı da aslında şöyle ayırabilir miyiz? Bir Türkçe kısmı var. Hepimizin bildiği bir Türkçe. Bir de edebiyat kısmı var. Bunu temel yeterlilik. Temel yeterlilik işte. TYT'de şöyle bir şey hatta ben geçenlerde paylaştım.
geçtim hocam. Türkiye'de tamamen net yapma oranlarında, dersler bazında en düşük olan Türkçe. Yani biz maalesef diyoruz ki Türkçeyi çok iyi biliyoruz. Türkçe evet yaparız diyor. O algı çok fazla. Evet. Ama baktığınız zaman Türkiye'de net oranının en düşük olan, yani tam soruları cevaplayan sayısının en az olduğu bölüm Türkçe testi oluyor. Evet. O zaman bir Türkçe testi üzerine biraz konuşalım. Daha sonra da edebiyatı konuşalım biraz. Türkçe testinin üzerinden özellikle gidersek, yani Türkçe'de genel olarak bir öğrencinin başarılı olabilmesinin en önemli kodları, bunca yıllık deneyiminiz var. Sahada çok fazla çalıştınız. Deneyimlerinize de çok güveniyorum. Çok böyle gerçekten burada kısa bir zaman içerisinde öğrenci arkadaşlara şu noktalar çok önemli dediğiniz yerler varsa onları bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tabii şimdi çok klasik olacak ama yani okumayan, hatta ilkokuldan itibaren okumayan öğrencilerin çok daha zorlandığını görüyoruz. Hepimiz biliyoruz bunu. Okuma dediğimiz o kazanımı edinebilmiş olmak, çok okumak o kadar önemli ki. Sait Faik'in Abası Yanık kitabı. Hani bunun somut 5 faydasını say demekle olacak şey değil tabii ki bu. Ama bu anlayışla gelmiş, liseye gelmiş öğrencilerin ben çok farklı olduklarını tespit edebiliyorum. Bu Türkçe'ye nasıl yansıyor? TYT dediğiniz şey, hani öğrenciler bazen şey der ya hocam, 11. sınıfta ben MF öğrencisiyim, neden edebiyat okuyorum? Neden edebiyat okuyorsun? Çünkü o bütüne vakıf olabilmek adına sen edebiyatın yanında cümlenin ögelerini görüyorsun. Orada sana bir tane soru çıkıyor TYT'den. Dolayısıyla bir şeyi hani hep dediğim şey budur benim. Niye yaptığını bilen insan, nasıl yaptığını bilen insan çok daha başarılı olabiliyor. Evet, çok okumamız gerekiyor. Okuduğumuzu anladığımız zaman çok daha başarılı olabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Buna ikna olmamız gerekiyor. Çünkü insan kendini neye ikna ederse o noktada çok daha başarılı oluyor. Her zaman bunu gördüm ben. Yıllara dayanarak söylüyorum. O Türkçe bu noktada zaten yani gerçekten belirleyici bir unsur oluyor. Evet. Ben burada da yanlışsam beni düzeltin, okumanın üzerine çok dikkat çekiyorsunuz. Kesinlikle, ben burada da yani sahada gördüğüm, öğrenci arkadaşlarda özellikle gördüğüm, okumanın da ilki aslında biraz merak uyandırma. Kesinlikle. Yani merakla başlıyor. Kesinlikle. Buradan belki de okuma kültürüm nasıl gelişir noktasında bir sorular geliyorsa, bize bu sorular çok fazla geliyor. Hocam okumak istiyorum ama okuyamıyorum denildiğinde bu noktada nacizane benim tavsiyem şu oluyor. Merak uyandıracağınız şeylere yönelin. Özellikle sizin hayatta merak duyduğunuz kanallar hangisiyse ona yönelik işte metinler olur, içerikler olur, dergiler olur o yönde. Evet. Bu noktada sizin tavsiyeniz var mı hocam? Şimdi ben orada özellikle ortaöğretim için de söylüyorum bunu tabii. Şu dayatma kitap listelerinin olduğu bir sistemin içerisinde ne yazık ki biz çocuklara belki de ne istediklerini anlayabilecekleri fırsatı veremiyoruz. Yani o neden hoşlanıyor? Hangi tür kitap okumaktan hoşlanıyor? Onu bile bilmeden büyüyor ve hiçbir kitap okuma sevgisi gelişmeden ne yazık ki geliyor işte hayatını belirleyecek TYT, AYT gibi sınavlara girmek zorunda kalıyor. Şimdi burada kişinin kendisini tanıması da çok önemli tabii ki. Önemli. Yani evde sürekli kitap okunan bir evde ben hiç kitap okumadan büyümüş çocuk da biliyorum. O alışkanlığı edinerek gelmiş çocuk da görüyorum. Dolayısıyla burada yine bireyin kendisine düşen o kadar çok görev var ki. Bu da nereden başlıyor? Kişinin kendini tanımasından başlıyor. O noktadan sonra ben şundan hoşlanıyorum, şu tür kitaplar ilgimi çekiyor deyip bizim edebi olarak değerlendirdiğimiz tabii ki örneğin bir AYT sorusu cevaplamak için Türk Edebiyatı'nın klasikleşmiş kitapları dediğimiz eserleri de bilmek gerekliliğinin farkında olarak yola devam edilirse çok daha başarılı olunduğunu biliyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim hocam. Liseye kadar böyle okuma kültürü açısından çok böyle yoğun bir hayatım olmadı. Okumadınız. Evet, okuma noktasında. Evet. Bunu itiraf edeyim. Yazıklar olsun. Ama Peyami Safa'yla tanıştıktan sonra özellikle bir edebiyat öğretmenim. Belki de o görevlendirme yapmıştı. Yani tabii. Bunu okuyacaksın. Yıllık ödevimi almıştım. O dönemde yıllık ödevdi. Yıllık ödevimi almıştım. O kitabı okuduktan sonra ya kendimden çok şeyler buldum ben. Ne kadar daha güzel. Sonra bu süre o zaman merakımı uyandırdı. Yani dedim demek ki benim hayatımdan bir şeyler var burada. O merak beni böyle gittikçe daha da böyle itmeye başladı. Yani o alana daha yönelmeye başladım. Daha sonrasında zaten okumalarım gelişti. Ben bu noktada zaten bunu kendim deneyimledim. Bir de sahada böyle gerçekten iyi okuyuculara baktığınız zaman merakının üzerinden biraz gittiklerini görüyorum. Bu noktadan biraz o yönde daha hızlı bir şekilde gelişebilir diye tavsiye ediyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Aynı şekilde evet. Yani siz örneğin Peyami Safa'dan etkilenmişsiniz. Ödevle başlamış bu. Evet. Herkes ki şu anda olmaktan ne kadar fazla yazar takip edilebilir o. Bütün eserleri bilme imkan yok zaten. Ama bir yazar seçilebilir. Size sıcak, yakın gelmiş bir yazar. Onun anlattıklarından hareketle insan
insan kendine ulaşabilir bazen. Böyle bir yol izlenebilir. Evet. Dolayısıyla milli eğitimin kazanımları vardır ya, aslında edebiyat dersi niye var? Edebi zevk geliştirmek amacıyla var. Ne yazık ki bu amaca ulaştırabileceğimiz noktaya gelebildik mi tartışılır bu. Evet. Bunu tartışmamak adına herkesin, her öğrencinin kendi üzerine düşen o bilincin, o farkındalığın olması bence pek çok sorunu da zaten çözümü olarak başlayacağız. Hayatın içinden bir ders olsun. Çok hayatın içinden bir ders. Ama inandıramıyoruz öğrencileri. Öğrenciler bu ne eser, bu ne yazar diyerek sadece baktıkları için olaya, o bilince ulaşmış olmak. Onu yaparsak bence çok başarılı olabiliriz. O zaman bir Türkçeyi de böyle bir, şimdi Türkçeyi bir gözden geçirirsek, Türkçede yaklaşık 30'un üzerinde anlam sorusu var. Yanlışsam beni düzelt. 33. Geçen yılki sınav tabii ki çok değişik koşullarda oluştuğu için normalde şöyle 10-11 dil bilgisi, temel Türkçe becerisini ölçen sorular sorulmuştu. 33 tanesi anlamdan soruluyor her yıl. Bir de dil bilgisi kısmı var. Evet, o işte 11'lik kısım dil bilgisi bölümü oluyor. Dil bilgisi Türkçeyi kısmı. Kullanma bölümü. Evet. Dil bilgisini özellikle o zaman sınav sürecinde gerçekten böyle ciddi manada başlayan bir arkadaş 11. sınıftan ya da 12. sınıftan sonra halledebilir mi? Edebilir tabii ki. Değil mi? Edebilir. Kesinlikle ben halledilmeyecek hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. İsteyen herkes her şeyi halledebilir. 11'e kadar hiçbir şey yapmadan gelmişsin. Ben şimdi ne yapacağım? La işe başlarsak 12. sınıfta geçmeyecek demektir. O zaman bu dil bilgisi için geçerli bir durum. Kesinlikle geçerli. Harika. Her konu istendiği zaman çok rahatlıkla öğrenilebilir. Yeter ki öğrenmek isteyin. Yeter ki. Tamam hocam. Evet, jüri de hocam. Peki şimdi 10. sınıftaki arkadaşlarımıza, birinci dönemi bitirdik. İkinci döneme başlayacağız. 10. sınıftaki arkadaşlara 9. sınıfın bir deneyimi var. Var. Edebiyatla ilgili. 10. sınıfın birinci dönemi bitirdiler. Bu saatten sonra özellikle edebiyat noktasında ne tavsiye edersiniz arkadaşlarımıza? Şimdi 10. sınıf deyince artık alanın seçileceği sınıfa gelmiş oluyoruz. Dolayısıyla ne yapmak istediğini önce bir herkesin düşünmesi gerekiyor. Ben bu edebiyatı sevdim mi? 9. sınıfta neler öğrendim? Bununla devam etmek istiyor muyum yok. Harika. Eşit ağırlıklı öğrencilerinin tam da karar vereceği nokta burası. Edebiyat programının da artık buradan itibaren dönemlere ayrılarak örneğin 10. sınıfta bir Dede Korkut hikayeleri her yıl neredeyse soru sorulan bir bölüm. Yine geldik TYT için söylüyorum bunu. Fiilimsiler konusu. Her yıl dil bilgisi kısmı. Çünkü iç içe bunu artık ayırt etmeyeceğiz. İç içe geçmiş bir sarmaldan söz ederken burada yine ayıklayarak ne yapmak istediğine karar vererek birinci dönem konularının yine yazarak mutlaka çalışıp eksiklerini tespit etmek gerekiyor. Eksikler tespit edildikten sonra bilgiye ulaşmak artık çok kolay biliyorsunuz. O eksikler üzerinden özellikle AYT'de soru olarak karşılarına çıkabilecekleri yerleri tespit ederek tabii ki bir yol haritası çizmeleri gerekiyor. Bu yol haritasında destek alabilirler. Bir sürü yerle kaynaklar var. Şimdi ben o noktada hemen bir devreye girmek isterim hocam. Bir de 10. sınıftaki arkadaşların şöyle bir, bu süreçte onların bir sıkıntısı oldu. Geçen yıl 2. dönemden sonra salgından dolayı özellikle o 2. dönem uzaktan eğitime böyle çok uyum sağlayamadı. O dönem biraz verimsiz geçti 10. sınıflar açısından. 9'un yani biraz 2. dönemi eksikliklerin çok fazla olduğu yerlerden birisi. Başladık 10. sınıfın 1. dönemini tamamladık. Evet. Bu noktada aslında bu dönemlerde 9. sınıfın 2. dönemiyle ilgili bir tekrarın yapılması gerektiğini, oraların biraz beslenmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Çok doğru. Bilmiyorum bu noktada siz ne dersiniz? Doğru. Çünkü yanlışsam beni düzeltin. Az önce bir sarmal sistem dediniz. Onu biraz açalım öğrenci arkadaşlarım. Tabii. Çünkü 9. yani sarmal sistemde 9'da edebiyatta da galiba böyle. Evet. Gördüğüm kadarıyla programlarda. Evet. Siz o noktaları tamamlarsanız mutlu olurum. Konunun bir kısmını veriyor. 10. sınıfta bir kısmını. Evet. 11'de bir kısmı. 12. kısım 12. sınıftaysa artık konunun tamamını siz görebiliyorsunuz. Evet. Yani orada o zaman 9'da bir eksiklik varsa 10. sınıfta öğrenci zorlanıyor galiba. Zorlanıyor. Özellikle bunu da o 4 ünite için söylüyoruz. Yani ÖSYM'nin de çok dikkate aldığı, bu zamana kadar yaptığı sınavlarda en çok soru sorduğu üniteler bunlar zaten. Bu üniteler ne? Şiir, hikaye, roman, tiyatro. Var olmak mı? Olmamak mı? Budur işte sorun. Bu 4 ünitenin tüm konularının 9, 10, 11, 12'ye bölünerek işlendiği düşünülürse dönüp bir bakmak gerekiyor tabii. Örneğin roman çok tehlikeli bir ünite çünkü 2. döneme kaldığı için çoğunlukla eksikler oradan itibaren başlıyor. Şimdi 9. sınıftan romanla ilgili genel bilgileri öğrenememişse öğrenci arkadaşımız 10. sınıfta bunun üzerine dönem bilgisi bilmeye başlıyor. Tanzimat romanı geliyor önüne, Servet-i Fünun romanı geliyor önüne. Şimdi romanın ne olduğunu kavrayamayan bir öğrencinin tutup da
Tanzimat dönemi romanını anlaması zorlaşıyor. Anlaşılmayacak diye bir şey yok yine. Ama zorlaşıyor. Zorlanıyor. Üzerine bir sonraki yılın konuları gelmeden, eksikleri tamamladığımız anda bu sıkıntının çok kolay çözülebilir. O zaman ön öğrenmeler bu noktada onun sınıfı için çok son önemli. Derece önemli. Elbette. Bu noktada da aslında elbette. Şunları da tavsiye edebiliriz. İşte WAF'lar var. Ve bizim çap kanalımızda da atım fasikülerimiz var. Oradan evet. da eksiklikler tamamlanabilir diye evet. düşünüyorum. Evet. Bir de artık çok soru gelen kısımlardan birisi onun sınıftaki arkadaşlar. Evet. Artık biz TYT'ye, İDNİ'ye başlamalı mıyız diye Tabii. söylüyorlar. Evet. Programda da şöyle zaten 9-10 genel olarak ana mantık olarak TYT'nin içeriği. Orada bir dil bilgisi kısmı var. Dil bilgisi 11-12 devam ediyor. Yanlışsam beni düzeltin. Yok şimdi TYT AYT olarak bakarsak olaya 9-10-11-12. Sınıflarda AYT'den her sınıfın var. Mutlaka sorusunun geldiği eşit ağırlık öğrencisi için geldiği konular var. Ağırlıklı olarak değişiyor tabii bu. TYT için baktığımızda orada da aynı şekilde. Yani 9. sınıfta gördüğün sözcük türleri TYT'de soru olarak geliyor. 10. sınıfta gördüğün fiilimsiler, tamlama konuları yine mutlaka TYT'de soru olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunların farkında olarak 10. sınıf eksiklerini doğru tespit edip onları gidermeye çalışarak pek çok yolu olduğunu söyledik. Bir yerden başlamış oluruz en azından. 11'e gitmeden bir takım o eksiklerin kapanması demek 11'de daha sağlam başlangıç yapmak demektir. Bu noktada da çok faydalı olacağını düşünüyorum ben. Yani kendi eksiklerini tespit ederek sınava yönelik çalışmak olsun. Ya da okul başarısı için de bu aynı şekilde çok önemli okul başarısı da. Çünkü kredisi de yüksek bir ders hocam. Tabii ki. 5 saat kendisi. Dolayısıyla bu noktadan başlamakta o 9. sınıftaki eksikleri 2. dönemi demin işaret ettiğiniz gibi 10. sınıfta 1. dönem ne yaptığını, ne yapmadığını bilerek 2. döneme başlamak. 2. dönem konularını şöyle bir gözden geçirmek örneğin. Sonuçta vakıfsınız neler işlendiğine. Bunları yaparsa öğrenci arkadaşlarımız bence istedikleri noktaya ulaşacaklardır. Çok teşekkür ederim Jülid Hocam. Ben tatlı sohbetinizden dolayı. Hocam, çok, çok sağ olun. Misafir ettik Siz sizi. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ evet, olun. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum canlar.